Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz Altın Silsile programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Silsile'mizin büyüklerini değerli Mustafa Şimşekler hocamızdan dinlemeye devam edeceğiz. Geçen hafta biliyorsunuz Alaydar Efendi Hazretlerimizle Mahmut Efendi Hazretlerimizin buluşmasını anlatmıştık. Oradan devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, hamdolsun. Sizler sormalı. Elhamdülillah hocam. Gerçi büyüklere varsın. sorarmışlar yani nasılsınız? Onlar dermiş ki kantarda belli olur diye. Evet. Hani replik isteyenlere tam replik. Kesinlikle. Nasılsın kantarda belli olur. Rabbim Celle Celaluhu kantarda nasıl iyi olacaksak e, dünyada o şekilde amel etmeye bizleri muvaffak eylesin inşallah. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Ee, geçen haftaki bölümümüz hocam Alaider Efendi Hazretlerimizle Mahmut Efendi Hazretlerimizin buluşmasında kalmıştık evet. ama istiyorsanız şöyle kısaca bir özet yapalım sonra devam edelim i̇nşallah. isterseniz. İnşallah. Buyurun Ağzı bıllahimle şeytan rujim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve alehi ve sabi ejmain. Evet, efendim hazretlerimizle e, Ali Kaydar efendi babamızın buluşmasını geçen hafta en son tabii anlatmış idik. E, kısaca özetleyecek olursak, efendim hazretlerimiz Bandırma'da e, askerlik vazifesi için gelmiş idi. E, bu arada tabii Ali Haydar Efendi İstanbul'da, e, İsmet Efendi Tekkesi'nde irşad vazifesine devam ediyor. E, tabii son artık e, yıllarında da, son 10 yılında diyelim, hı hı. yani bu İsmet Efendi dergahının geleceği hakkında düşünüyor. Ne olacak, ne bitecek, kendinden sonra birine bırakacak, halefini arıyor. Yani Yakup adeta Yusuf'unu arıyor. E, i̇şte bir gece rüyasında Şeyh Ali Rızal Bezaz Hazretleri'ni görüyor ve e, manen yani efendi babamızın da tanımadığı bir delikanlıyı kendisine takdim ediyor, tevdi ediyor. Bu bizimdir diyor. Hemen bandırmaya gel ve emaneti al diyor. Efendim babamız da o yaşlarda efendim e, hastalığı var. Ona rağmen etrafındaki hizmet edenleri tabii samimi niyetlerle gitmesini istemiyorlar bu yaşta bu rahatsızlıklarla efendi baba nereye gidiyorsunuz diye ama o şeyhinden emir almış. Manevi bir emir var. Dolayısıyla ne yapıyor? Efendi Hazretleri'ne gidecek, onu bulacak ve böylece işte onu yetiştirip manevi emaneti e, tevdi edecek. Ve işte bandırmaya geliyor. Böylece e, Efendi ile işte görüşmesi, konuşması bir evde efendim, buluşuyorlar. E, i̇şte Efendi Hazretlerimiz bir cuma namazını Haydar Çavuş Camii'nde kılıyor. Orada e, camiden çıkarken bakıyor ki caminin kenarında, Beyaz sarıklı, beyaz cübbeli, efendim nurani simalı, heybetli bir zat var. Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? O yani bana padişah gibi heybetli hmm. gözüktü. Orada soruyor cemaat de pek tanıyamadı ama çıkınca Fahri Hoca'ya sordu. Dedi ki o zat kimdir? Dedi senin dedi görmek istediğin dedi zat Ali Haydar Efendi odur dedi. Çünkü daha önce yine anlatmıştık ya Efendi Hazretlerimiz Allah dostlarını çok seviyor. Hmm. Nereye giderse mutlaka efendim bir e, alim, ulema, sülaha, meşayıktan herhangi biri varsa ama kabri olur ama hayatta olur mutlaka ziyaret ediyor Efendi Hazretlerimizin. Böyle bir adeti var. Dolayısıyla orada da soruyor yani merak ediyor acaba Bandırma'da böyle bir zat var mı diye. E, işte Ali Rıza Bezaz Hazretleri'nin kabrini gösteriyorlar. E bu zat var diyorlar ama bir de bunun halifesi var fakat o İstanbul'da. Efendi Hazretlerimiz o kabri şerifini, Hazrail Beyza Hazretlerini ziyaret ediyor. İçinden de geçiyor ki acaba İstanbul'a nasıl gidebilirim? E, askerden önce de yine onu da anlatmıştık. Evet. Askerden önce de yine rüyada bazı meşayih Efendi Hazretlerini e, Ali Kaydar Efendi'ye Manen teslim ediyor hı hı. aslında rüyada. Efendi Hazretlerimiz de işte ne yapıyor? Gönlü o tarafa meylediyor. Hatta ne zaman buluşacak, ne zaman görüşecek, o günü de iple çekiyor. E şimdi artık vuslat saati demek ki yaklaşıyor. İşte orada öyle deyince, yani Haydar Çavuş Camii'nde Cuma'dan sonra o zaman bir görüşeyim. Efendi Hazretler onunla görüşmek isteyince etrafındakiler tabii temkinli davranıyorlar. Diyorlar ki e, zaman diyorlar kötü. Bu zat takipte. Hakikaten efendi, e, e, efendi babamızı bırakmadılar yani. E, hapisler, nezaretler, mahkemeler, efendim, e, gizli hafiyeler takı, peşinden takılmalar. Adeta evin önüne demiştik ya karakol kurdular. Yani bütün her hareketini rapor ediyorlar. Dolayısıyla bu zat takiptedir. Yani sıkıntı var. E, onun için e, gece gel öyle görüş demişler efendi askerimize. Akşam gitti görüşemedi. Tabii rahatsız olması hasebiyle gelmemiş. Erken efendim istirahate geçmiş. Ertesi sabah gene görüşememişti. Daha sonra işte efendim ikindiden sonra ancak görüşme imkanı olmuş idi. Orada da yemek yediler, sohbet ettiler. Hatta Efendi yanındakilere sakın benim hoca olduğumu söylemeyin diye tembih etmesine rağmen. Yine tabii söylediler ve... Efendim babamız da bazı sorular sormuştu. E, bu meseleleri de geçen haftaki sohbetimizde neler konuşuldu, neler edildi. E, nispeten de olsa kısaca e, arz etmiştik. E, i̇şte Efendi Hazretlerimiz tabii anlatıyor, diyor ki bir ara efendi babam bana sordu diyor. İstanbul'a nasıl sevk olunursun oğlum dedi diyor. Şimdi Bandırma'da ya Acem Birliği'nde e, Ali Haydar Efendi tamam geldi, görüşüldü. Fakat yani orada da bir tabi kancayı atıyor. Evet. Ama Efendi Hazretlerimiz zaten efendim, bu yola meraklı. Zaten gönül vermiş. Zaten bu yolu nasıl efendim, bulurum e, derdi ve sevdasında. Mevla da ne yapıyor? Bulduruyor. Zaten Efendi Hazretlerimiz de bakın yani şeyhi ta İstanbul'dan kalkıyor bandırmaya geliyor. Evet. Yani Murat bir zat. Şeyhi geliyor onu buluyor yani. Efendi Hazretlerimizi. Dolayısıyla Kendisi de tabi İstanbul'da olduğu için Ali Kaydar Efendi. Hmm. E, devamlı tabii gidip gelmek zor. E, o da asker rahat gidip gelemez. Yani onun için e, nasıl İstanbul'a şevk olursun oğlum diye sorunca. E, yani dağıtımı İstanbul'a çıksın istiyor. Hmm. Şimdi o zatların istediği, o zatların gönüllerinin meylettiği aslında e, niyaz makamıdır, dua makamıdır. Dolayısıyla böyle diyor ama demek ki manen de atamayı yapıyor herhalde. Çünkü Efendi Hazretlerimiz, Buyuruyor ki, e, yani Ali Haydar Efendi göre kayınpederini ziyarete e, gittiği sırada işte benim de diyor sev zamanım geldi diyor. E, acemi Birliği tabii bitiyor. Artık ne yapılacak? Dağıtım yapılacak. Türkiye'nin her yerine dağıtım yapılıyor. Her yere çıkabilir. Van'a da çıkabilir. Hakkari'ye de çıkabilir. Adana'ya da İzmir'e de çıkabilir. Yani Efendi Aslerimizin dağıtımı. Evet. E, ama tabii dağıtımda tabii herkesin yeri okunurken ne okunuyor? Mahmut Usta Osmanoğlu İstanbul. Öyle deyince tabii Efendi Hazretleri çok seviniyor. Yani dağıtım nereye çıktı? İstanbul'a çıktı. Yani burada tabii Efendi babamızın manevi bir tasarrufu evet. olduğu da ortada. Tabii Efendi Hazretlerimiz diyor ki önce tabii İstanbul Selim Yakıştası'na sevk edildim. Oradan tabii Gebze'ye gönderildim. Oradayken Efendi babamız ziyaretine geliyor. Askerdeyken. Allah Allah. Bu Efendi Hazretlerimiz ne büyük zat. Yani koskoca şeyh, dört mezhebin müftüsü, yüz yaşını aşmış, hasta olmasına rağmen Ohay. ne yapıyor? Geliyor Yusuf'unu askerde ziyaret ediyor. Dolayısıyla Gebze'de işte e, Efendi Hazretlerimiz diyor ki, Efendi babam beni orada buldu ve ziyaretime geldi. Fakat orada da, yani biraz uzak olduğum için yakınlara bir yere nakledilmemi istedi diyor. Dolayısıyla çünkü oraya hani geliyor, bir kere geliyor. Ondan sonra hani artık ne yapıyor? Yanına cezbediyor. Ee, Efendi Hazretlerimiz de tabii yüzbaşıya çıkıyor komutanla. Durumu arz ediyor. Ee, sevkini istiyor. Beni diyor efendim ee, yollamasını rica ediyor. Yüzbaşı da tabi Efendi Hazretlerimiz tabi çok başarılı bir asker. Yani öyle bir tavrı durumu var ki işte yine geçen anlatmıştık ya. Yani birlikte ee, bir düzen var, bir nizam, bir intizam var. Yani e, o başçavuş ne demişti? Yani her gelen askerde problem yaşardık ama bu sefer yaşamadık. Bunu ben bölük çavuşlarına sorduğum zaman, nedendir diye, dediler ki bir asker var, hoca, boş zamanlarımızda bize vaaz ediyor, asker onu çok seviyor, efendim, bütün canı gönülden dinliyor ve bu gördüğünüz düzen, intizam, yani kolayca bunları e, nizama, intizama almamız o askerin sebebiyledir diye. Daha sonra da bölük komutanıyla beraber yine o efendim başçavuş beraber dinliyorlar. Hatta bölük komutan ne diyor o zaman? Bu asker diyor askerliği bizden iyi biliyor diyor. Şimdi böyle bir durum var efendi askerimizin. Dolayısıyla orada da bölük komutanı salmak istemiyor. E diyor ki sen bana lazımsın diyor. Efendi askerimize buyuruyor ki size oradan da dua ederim ben diyor. Öyle deyince Demek ki yani inançlı bir efendim komutan ee, ve efendi askerimizi tabi sevkini çıkarıyor. Ve oradan da işte e, Davut Paşa'da bulunan askeri kışlaya yolluyorlar. Burası tabi biraz daha yakın olduğu için e, efendi askerimiz sık sık efendi babamızı ziyaret edebiliyor. Onun sohbetlerine katılıyor. Onun efendime söyleyeyim vaazlarına e, iştirak ediyor. Böylece e, daha çok görüşebilme imkanı e, hasıl olmuş oluyor. Efendi Hazretlerimiz tabii diyor ki böylece askerliğimi bitirdikten sonra diyor bir kilo üzüm aldım diyor ve diyor ziyaretine gittim diyor. Efendi babamızın ziyaretine gidiyor. Bana dedi ki diyor oğlum seni bize derviş olarak gönderdiler. 40 sene evvel vefat eden şeyhim zuhur etti ve senin elinden tutup benim elime verdi. Bu bizimdir bunu teslim al dedi. Oğlum seni bana kim verdi? Efendim babamız diyor. Seni bana kim verdi? Yani şeyhim verdi diyor yani. Dolayısıyla 50-60 mandayı diyor birbirine bağlasalar ve beni Mahmud'umdan ayırmak isteseler yine de beni senden ayıramazlar diyor. Yani nasıl bir sevgi? Aralarında böylesine güçlü bir muhabbet var, böylesine bir e, sevgi var. Daha sonra diyor, Efendi Hazretlerimiz anlatıyor, daha sonra diyor, Efendi babam beni diyor babamdan istedi. Mahmud'umu bana verdin mi? Diye efendim söyleyince e, Efendi Hazretimizin babası da buyuruyor ki parası benim kendi senin. Böyle demesine diyor efendi babam çok gülmüştü diyor. Demek ki efendi, efendi babamız da baktığın zaman yani böyle bir heybetli, celadetli. Sanki yani fakire şöyle geliyor. Efendi babamız da Allah'ın celal sıfatı tecelli etmiş. Efendi Hazretlerimize de cemal sıfatı hmm. tecelli etmiş. Şimdi Efendi babamız çok heybetli. Ee, yani bir iki tane tabii onun e, resmi var. Hakikaten ne heybetli, ne celadetli, evet. pirani, nur gibi bir zat. Yani gördüğün zaman da etkileniyorsun. Evet. Yani manevi bir e, e, hava içerisine giriyorsun yani. Ha şimdi bakıyorsun çok celadetli, heybetli. Hani tebessüm etmez, gülmez gibi geliyor ama yani Efendi Hazretlerimizin babasının Esprisine ne yapıyor? Tebessümle e, karşılık veriyor. Efendi Hazretlerimiz de bunu ne yapıyor? E, arz ediyor bizlere. Evet. Tabi Ali Haydar Efendi, Efendi Hazretlerimize e, askeri askerlik yıllarından beri çok efendim, kıymet verdi. Çok e, saygı duydu. Çok muhabbet besledi. Dolayısıyla hatta e, zaman zaman dediler ki yani Tanımadığın bir askere niye bu kadar kıymet veriyorsun?" deyince Ali Haydar efendi onlara ne diyor? Diyor ki onun diyor amel defterine henüz bir seyye yazılmamıştır diyor. Çünkü onlar kalp casusi kulüptür. Kalp casuslarıdır. Hmm. Onun amel defterine bir seyye bile yazılmamıştır. Yani şimdi hakikaten efendi askerimde de bakıyorsun. Hani insan beşer. efendim bazen şaşar, günah düşer elbette. Yani ee, ama Şöyle bir düşünelim yani. Efendi Hazretlerimiz 6 yaşında hafızlığını bitirmiş. Hemen ilme başlıyor. Dolayısıyla Kayseri'ye gidiyor. Kayseri'de okuyor. Ondan sonra memleketinde efendim en e, eniştesi Hacı Dursun Efendi zaten e, zamanın meşhur alimlerinden. E sonra Aşık Kutlu Efendi'den kıraat dersleri alıyor. Efendim genç yaşında icazet alıyor. Askere gitmeden icazet veriyor. E, askere gidiyor. Askerde bakıyorsun camide. Bakıyorsun vaaz ediyor. Bakıyorsun Kur'an okuyor. Yani her anı ilimle, irfanla, Kur'anla, namazla geçmiş bir efendim e, şahsiyetten bahsediyoruz. Yani e, zaten büyük günahlara asla meyletmemiş, etmemiş, tenezzül etmemiş. Olur da küçük günahları da var ise e, zaten efendim abdesttir, namazdır, tevbedir, istiğfardır. Onlar ne var? E, onları zaten temizliyor. Temizlik vasıtaları çok elhamdülillah. Yani bir namaz diğer namaz arasındaki küçük günahları temizler. Abdest aldığı zaman efendim günahlar temizlenir. Hatta İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hani anlatılır bir şadırvanın başında yanında birisi abdest alıyor. Bir de bakıyor ki abdest alıyor. Alıyor suyu mesela diyelim. Yüzünü yıkıyor. Yıkadıktan sonra yüzüne değip inen su rengi kararıyor. Efendim kirli bir su olarak akıyor. Akıyor. Elini yıkıyor. Elinden dökülen sular kirli. Yani günah kirlerini temizliyor. Dolayısıyla ne yapıyor? O su öyle düşüyor. Ee, ondan sebep bakın İmam-ı ne diyor? Abdest alınan suya maim diyor. Yani o kullanılmış suyla bir hmm. daha abdest alınmaz. Hmm. Niye? E çünkü o yani zaten kirlendi o günah kiriyle. Yapılan günahları Adeta temizliyor yani. Tabi orada bir yani keşfe açılma durumu var. Hmm. Manevi durumu görüyor. Yoksa e, efendim e, herkes tabi bu şeyi görebilir mi? Elbette göremez. Ama İmam-ı Azam'a demek o anda böyle bir hal e, arzu oldu, vakı oldu. Ve onu öyle gördü. Ve böyle ne yaptı? Fetva verdi. Hatta Efendi Hazretlerimiz mesela e, ne var Ve ondan tabi biz de gördük. Mümkün mertebe yapmaya çalışıyoruz. E, hocalarımız efendim bu işe riayet ederler. Efendi Hazretlerimiz abdest alırken abdest önlüğü var. Yani abdest önlüğünü takıyor, öyle abdest alıyor. İşte İmam-ı böyle bir fetva verdi ya, abdest evet. suyu mahi deyince o su üzerime damlamasın madem kullanılmazsa, evet. namaz kılacağım elbiseye de damlamasın, ne yapıyor? Başka bir abdest önlüğüne sıçramış oluyor yani. Dolayısıyla bakıyor ki amel defterinde bir tane seyye yok, pırıl pırıl bir delikanlı. ilmiyle amil, Efendim İrfan sahibi Nur gibi bir delikanlı ve Efendi aslerimiz e, zaten e, Ali Rıza Beza Hazretleri tarafından rüyada manevi bir Efendim Emirle Ali Haydar Efendiye teslim edilince e, Dolayısıyla Efendi hazretlerimize hakikaten Ali Haydar Efendi çok kıymet veriyor askerliğinden beri yakinen ilgileniyor Tabi Efendi Hazretlerimiz askerliğini bitirdikten sonra, tezkereyi aldıktan sonra memleketi Of'a dönüyor. Bir müddet kalıyor orada tabi İstanbul'a gelemiyor. Ee, tabi burada Ali Haydar Efendi Hazretleri e, Yakub'u tabi Yusuf'unu göremiyor ya evet. adeta hüzne gark oluyor. Çünkü İstanbul'da sık sık görüşebilme imkanı varken e, artık tabi ancak görüşebilmek, e, yani görüşebilmek mümkün olmuyor da haberleşmek evet. mektupla ancak mümkün olabiliyor. Ee, ve tabi Efendi Hazretlerimizin mektuplarına Ali Haydar Efendi bizzat kendi el yazısıyla e, cevabı mektuplar yazmış. Hatta Efendi Hazretlerimizin yazdığı bir mektup var e, 1954'lü yıllarda e, zannediyorum 18 Şubat 1954'te yazdığı Ali Haydar Efendi'ye bir mektup var ve Ali Haydar Efendi'nin de o mektuba yazdığı cevabi bir mektup var. Evet hocam. istiyorsanız o mektupları da arkadaşlarımızdan dinleyelim. Belki ilk defa duyacak olan izleyenlerimiz vardır. Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin hı hı. dört mezhebin efendim, e, müftüsü, büyük allame, büyük Efendim kamil mürşit. Bakın yani nasıl bir sevgiyle, nasıl bir muhabbetle yazmış. Evet. O ifadelere bakalım. Çok önemli yani. Dikkatlice dinlemek lazım. Tabii o ki. zaman kıymetli izleyenlerimiz e, mektuplarımızı dinliyoruz. inşallah sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim Ahi fillahım, Mahmudum, Dost bahşişi Yusuf'um, İntizarında bulunduğumuz, 18 Şubat 1954 tarihli yazılı mektubunuz vasıl, cümlenizde ve bütün kardeşlerinizde ve cemaatinizde azim sürürler hasıl oldu. Cümlesi dünya ve ahiret, afiyet ve saadetlerinize dualarla beraber pek tez teşriflerinizi rica ederler. Mektubunuzda selamlarını, muhabbetlerini yazdığımız zevat-ı kirama ve bil cümle ihvan-ı dine selam. Dünya ve ahiret saadetlerine dualarımızı ve kendilerinden de hüsnü hatimemize dualarınızı talep ve temennamızı arz ve tebliğ buyurasınız. Kardeşim, yoldaşım, hane halkınıza, peder ve valide ve refika ve yavrularınıza bir aile gibi muhabbetlerimizi, dualarımızı bildiresiniz ve bu tarafa muhabbetlerinizi ve dualarınızı celp idesiniz. Yavrum, bu taraf dahi sizlere böyledir ve böylece de hissettiğinizi kaviyen zannediyorum. Nasıl olmaz ki? Biliyorsunuz ki senin elini, muhabbetini nerede bu miskine kim verdi ve teslim etti evladım Hüseyin Usta ve Hafız Mustafa ve Hafız İlyas ve Hafız Abdullah ve Haciniz Efendi Hazretlerinin ve mektubunuzda yazdığınız veçile de filhal müzakereleriyle meşgul olduğumuz yavruların evlatların cümlesine muhabbet ve selamlarımı ve ulu mearif uğrunda yolunda say ve sebat tekamüllerine dualarımızı tebliğ ve tevhim edip, bu miskin ve düşkün ihtiyar dedenin hüsnü hatimesine dualarını ve muhabbetlerini ve himmetlerini celbetmeye gayretle vesile olasın. Yusuf'um, dost, yadigar bahşişi, gözüm nuru evladım. Hakikat, iman edip de, iyi şeyler yapanlar yok mu? Çok esirgeyici Allah, onlar için gönüllerde bir sevgi verecektir. Bir şey ki, onun mahsan, sırf bir ikramı, ihsanı makbulü ola, ondan daha âli ve kıymetli acaba ne olabilir? Hubbu fillah ve buzu fillah makamını biliyorsunuz. Evladım, Hazreti Mevla, hakkıyla husulünü ve kemalini ve devam ve sebatını fazlu ve keremiyle tevfik ve ihsan buyuralar. Amin. Amin. Bicahin Nebiyil ümmiil Emin ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Selhi Recebi Şerif. Bevve bir babı İsmet. Yakubunuz. Evladım. Yusufum. Biliyorsunuz ki ellerim raşesi günden güne artmaktadır. Cevabı kendi yazınızla arzu ediyorum. Yazınız beni gayrete getirdi. Bunu iki günde devre devre yazabildim. Okuyabilirsen oku da göreyim. Hele çabuk gel de lisanen anlaşalım. Evet yani mektuba baktığımız zaman hakikaten nasıl başlıyor şimdi? Bir başlangıcına bakalım, bir de hani sonuna evet. e, bakalım. Ne diyor mesela? Akifillah'ım, Mahmud'um, evet. dost bahşişi Yusuf'um, gözümün nuru evladım diyor. Yani bu müthiş bir ifade aslında. Evet. Hani böyle okuyorsun sıradan gibi geliyor ama yani e, tasavvufi bir pencereden baktığın zaman yani bir şeyhin, efendim, müridine bu gibi ifadeleri büyük bir devlettir, büyük bir bahtiyarlıktır. Ne demek gözümün nuru evladım diyor. Dost bahşi Yusuf'um diyor yani. Hatta ne diyor bakın Yakub'unuz. Hmm. Geçiyor o ifadeler. Şimdi tabii e, şunu belki arz edersek bu meseleyi biraz daha anlamış oluruz. Hani Yunus Emre, e, Tapduk Emre dergahından ben, de, ben adam olmadım, benden hmm. adam olmaz buradan bir şey alamadım diye ne yapmıştı? Dergahı terk edip gitmiş idi. Daha sonradan tabii bazı meseleler oldu döndü. Onu da anlatmıştık aslında. Evet. Ee, i̇şte birkaç tane dervişin yanına gitmişti. Orada işte size katılabilir miyim? Tabii ki filan demişlerdi. Efendim onlar da e, oruçlu. Yunus Emre de oruçlu. Akşam oluyor. Biri gitti orada efendim namazını kıldı. Hacet namazı kıldı. Dua etti ya Rabbi, dedi iftar için. Sofra istedi. Dua etti gökten bir sofra geldi. Sofra gelince Yunus Emre ne yaptı? Şaşırdı kaldı. Allah Allah gördün mü bak tam yerine geldim dedi ya. İşte dedi böyle adamlar yani burada adam olurum dedi. Baksana dedi yani bir duayla sofra geliyor. Neyse yemeklerini yediler, ibadet taate devam ettiler efendim. Ertesi akşam tabii dedi hadi sıra sende. Öbürüne sıra geldi. O da gitti. O da iki rekat hacet namazı kıldı, dua etti. Bir sofra daha geldi. Dedi ki Yunus Emre tamam tamam ben burada adam olurum dedi. Bunlara bak ya bunların ikisi de acayip adam. Dua ile Efendim gökten sofra geliyor. Neyse üçüncü akşam tabii Yunus Emre bekliyor. gene öbürü gidecek diye. İkisi de döndü. Bu sefer Yunus Emre'ye bakıyorlar. Hayırdır? E, hayır. Hadi dediler bakalım. Bu akşam sıra sende. Ne sırası? E dediler yemek için dua sen yapacaksın. Ya yapmayın etmeyin dedi ben. Ne duası? Benim duamla sofra mı gelir Allah aşkına? Öyle dediler bedavayı yemek içmek yapmak yok. yok yani. Madem dediler biz de berabersin duayı sen yapacaksın. E ne yapsın şimdi? Ya dua et. Ya da dediler bizden ayrıl. Neyse gitti. O da namaz kıldı dua etti. Ya Rabbi beni mahcup etme. Bu dostlarını bana nasip ettin. Kaybettirme ya Rabbi. Bunlar kimin hürmetine istiyorlarsa onlar hürmetine sofra gönder ya Rabbi deyince iki tane birden sofra geldi. İki sofra gelince bu sefer onlar da şaşırdı. Ya, dediler sen ne mübarek adammışsın bir de tevazu ediyorsun. Dedi bende bir şey yok dedi. Ben dedim ki ya Rabbi şu dostlarının duası hürmetine, onlar kimin hürmetine istiyorlarsa onun hürmetine nasip et dedim. Siz dedi esas kimin hürmetine istiyorsunuz? Esas iş onda. O zat kim dedi? Onlar da dediler ki, o zat dediler, Tapduk Emre Dergan da bir Yunus Emre var, onun hürmetine istiyoruz dediler. Öyle deyince Yunus Emre şaşırdı. Tabii demedi ki ben Yunus'um hani demedi. Dedi ya biz dedi ne nankör adamız ya meğer ne makamlara çıkmışız mürşidimiz bizi nasıl yetiştirmiş de hala yok adam olamam yok bilmem ne yapamam. Sen adam oldun mu olmadın ona bakma sen bu kapıda mısın sen bu kapının adamı mısın Allah dostları olan sevgin kalbinde var mı ha sen ona bak. Öyleyse bu kapıdan ayrılmadıysan efendim biiznillahü teala istikamet üzere sindir demektir. Yok ben şöyle rüya göremiyorum. Yok şöyle manevi hallerim yok. Cık. Sen ona bakma. Hocalarımız nasıl anlatır onu? Otobüse bindin mi? Bindin. Kimisi etrafa baka baka gider. Kimisi uyur. Bir şey görmez adam ama o bir şey görmüyor diye Yanlış gitmiyor şey mu? Gitmiyor mu? Yok, ay otobüs nereye gidiyorsa gidiyor. Hatta görende biraz sıkıntı var. Niçin? Çünkü gelir bir mola yerinde durur orayı görür, beğenir, oraya gider, buraya gider, onu alayım, bunu yapayım. Bir de bakar ki otobüs kaçtı. Böyle de olabilir. O zaman görmemek daha iyi. Yani mesele gördün, görmedin, şöyle oldun, böyle gittim, adam oldun mu, olmadın mı? Otobüste misin kardeşim, otobüstesin. Tamam. Yoluna devam et yani. Ha şimdi Yunus Emre, Kuddüs'e ruhu geldi şimdi ama ayrıldı ya tekkeden. Ya kabul etmezse? Ne yapacağım, ne edeceğim üzülüyor. Dediler ki, Şeyh Efendi abdese çıkmadan önce çıkarken, sen dediler eşiğe başını koy. O efendim dediği zaman sorar, kim, kimsin? Sen de Yunus dersin. Eğer derse ki hangi Yunus? Kaybol. Kaybol, gözüne gözükme. Demek ki gönlünden düştün. Ama derse ki bizim Yunus seni kabul etti demektir. Yunus Emre geliyor, başını efendim eşiğine koyuyor şeyh efendinin evinin. O da işte efendim çıkıyor namaz için. Ayağını bakıyor. Kimsin diyor? Efendim ben Yunusum diyor. O anda bir sessizlik var ama. Nasıl bir sessizlik? Yunus Emre'nin kalbi kim bilir nasıl atıyor. Adeta dünya durdu o anda. Çünkü bir kelimeyle ya uçacak ya ölecek. Ya çıkacak ya batacak. Şeyh efendi ne diyor? Kim o? Yunus. Bizim Yunus mu? O söz efendim adeta yeniden onu dünyaya getiriyor. Elini öpüyor, ayağını öpüyor, affolunuyor ve tekrar tekkeye dönüyor. Şimdi bakın şu ifadeye bakın. Bizim Yunus mu? Ne kadar önemlimiş, değil mi? Evet. E, Ali Kaydar Efendi ne diyor? Gözümün nuru evladım. Dost bahşişi Yusufum, ahifillahım. Nasıl ifadeler. Nasıl muhabbet kokuyor? nasıl özlem kokuyor, nasıl hasret kokuyor, nasıl itibar ediyor yani. Ya işte Efendi Hasret'i böyle bir şahsiyet. Şeyhi kendisine olan efendim ifadeleri. Dolayısıyla bakın sonunda nasıl bitiyor mektubu? Evladım, Yusufum, biliyorsun gidiyor elimin raşesi günden güne artıyor. Yani elimin titremesi çünkü yüz yaşını aşmış. Dolayısıyla e, tabi hastalığı da var, e, elimin raşesi günden güne artıyor derken yani bu mektubu diyor iki günde devre devranca yazabildim diyor. Bu kadar zorlanmasına rağmen yine de yazdırmıyor da o kadar ya. seveni var o kadar yani mektubu yazın dese kitap yazarlar. Ama ne yapıyor? Bizzat kendi yazacak. Diyor ki iki günde devre devre ara ara ancak yazabildim okuyabilirsen oku da göreyim diyor. Hani şimdi yazarken hmm, biraz demek iyi. titreşik şekilde harflerde öyle olunca tabi orada da bir demek nükte yapmış. Hele çabuk gel de lisanen anlaşalım diyor. Yani orada ne oldu şimdi? Efendim bir an önce gelmesini arzu ettiğini de böylece bu mektubunda efendi hazretlerimize beyan ediyor. İnşallah hocam yine devam edelim hem bu sevgiyi, özlemi, muhabbeti anlatmaya ama kısa bir araya gideceğiz inşallah. Sonrasında yine Ali Haydar Efendi Hazretlerimizle, Mahmut Efendi Hazretlerimizin bu güzel muhabbetlerini, sevgi dolu muhabbetlerini inşallah değerli hocamızdan dinlemeye devam edeceğiz. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Devleti izleyenlerimiz devam ediyoruz Altın Silsile programımıza. Efendi Hazretlerimizle yine Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz arasındaki mektuptan bahsettik. Sevgiden, özlemden, muhabbetten bahsettik. İnşallah hocam kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Evet Efendi Hazretlerimiz tabi bu mektubu e, alınca elbette çok memnun oldu tabi. E, Ali Haydar Efendi'nin derin muhabbetini, sevgisini ve özellikle e, görme arzusunu, ifade eden mektubunu alınca o mektuptan tabi çok kısa bir süre sonra e, İstanbul'a geldi Efendi Aslerimiz. E, ve böylece e, Efendi Asleri tekrar İstanbul'a geliyor ama bu sefer başka bir geliş. Bu sefer ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri gelen o manevi emaneti almaya geliyor Efendi Asleri. Tabi böylece Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz de kalan ömründe işte bu manevi emaneti tevdi edeceği halefini efendim, ve geleceğin kutbul azamını ne yapacak? Yetiştirecek ve onunla ilgilenecek ve efendim, e, manevi emaneti ona tevdi edecekti. Tabi Ali Haydar Efendi kudüs Efendi Hazretlerimize e, buyurdu ki sen dedi İsmail Ağa Camii'ne imam olacaksın dedi. Tabi 1954 yine e, yılında Efendi Hazretlerimizi İsmaila Camii'ne imam yaptı. Fakat tabi o sıralar İsmaila Camii harabe, yıkık, dökük. E, 1894 yılında Büyük İstanbul depremi olduğu zaman tabi o depremde çok yer hasar gördüğü gibi e, orası da hasar görmüş. Tabi yıkılmış, biraz harabe hale gelmiş. Yani yıllardır kullanılmayacak şekilde bir durumda. Hatta denilir ki yani bakırcıların, kalaycıların mekanı haline gelmiş yani orası. Böyle bir durum. Tabi Efendi Hazretlerim, Efendi babamızın, e, Ali Haydar Efendi Kutsal büyük oğlu Şerif Efendi bir gece rüya görüyor. Rüyasında bakıyor ki İsmaila Camii'nin haziresinden bir kabir yarılıyor, bir el çıkıyor. Ve İsmail Ağa camini efendim göstererek diyor ki... ...ne durursuz, bu camiyi niye tamir ettirmezsiz? Böyle söylüyor. Tabi rüyada bunu görünce babasına bunu anlatıyor. Diyor ki baba böyle böyle bir rüya gördüm. Rüyada böyle buyuruldu, böyle söylendi. Yani burada da ne var? Manevi bir işaret var. Manevi bir emir var. Bunun üzerine Ali Haydar Efendi... E, İsmaila Camii'nin yapılması için tabi harekete geçiyor ve o camiyi eski haline getirtiyor. Tabii e, şöyle de denir, hani e, onu da anlatmıştık Ali Haydar Efendi, Abdülhamit Han cennet mekanla görüştüğü zaman hı hı. E, bir kese altın vermişti ya, onunla da dedik ya birçok yerleri, camileri evet. tamir ettirdi. İşte İsmaila Camii'ni de onunla ne yapmış oluyor? Tamir ettirmiş oluyor. Tabii İsmaila Camii'ni aslında, 1723 yılında çok daha eskilerde İsmail Efendi Şeyhülislam onun tarafından yapılan bir camidir ve e, ölçüleri eni boyu efendim, bütün ölçüleri kabeye uygun olarak yapılan tek camidir İsmaila Camii. Dolayısıyla böylece e, Efendi Hazretlerimiz İsmaila Cami'nin imam hatiplik görevine başlıyor. Tabi Efendi Hazretlerimizin gayretleriyle, himmetleriyle zamanla İsmail Ağa oluyor. Dünyanın en efendim, önemli irşat merkezlerinden biri haline geliyor. Ali Haydar Efendi Kudüs'e ruhu böylece Efendi Hazretlerimizle daha sık görüşebilme imkanı elde ediyor. Evet. Efendim, daha çok görüşebilme fırsatı yakalamış oluyor. Efendi Hazretlerimiz de adeta Efendi babasıyla görüşemediği yılların acısını çıkarırcasına hiç ayrılmıyor. Devamlı yanında sohbetlerinde ve böylece efendi babamız efendi haslerimize e, tabii pek çok kitaplar da okutuyor bu arada. Tabii özellikle ama şunu da tabii e, yine hatırlayalım efendi haslerimiz zaten alim bir şahsiyet. Dedik ya askere gitmeden önce icazet evet. almış ve icazet de vermiş, okutmuş, yetiştirmiş, bütün kitapları okutmuş ve gitmeden önce de icazet vermiş, askere öyle gelmiş. Askere gittiği zaman bir alim idi. E şimdi tabii burada yani Efendi Hazretlerimizin zahiri tarafı var. Şimdi ne olacak? Bir de batıni tarafını da e, Ali Kaydar Efendi'den zamanın, e, efendim o pirinden, o büyük şahsiyetten ne yapacak? Onları iktibas edecek. Dolayısıyla efendi babamız işte mesnevi gibi, mektubat gibi, reşahat gibi, efendim misali kutsiye gibi yani gönülden gönüle, sadırdan sadıra aktarılan ve birer feyiz menbaı olan bu kitapları efendim e, okutuyor ve efendi hazretlerini ne yapıyor? Adeta bu tasavvufla, maneviyatla yoğurup Böylece istikbale hazırlıyor, halefini hazırlıyor, geleceğin müceddidini hazırlıyor, geleceğin kutbul aktabını hazırlıyor Ali Haydar Efendi. Tabii efendi aslanımız de zaten kitaplara çok meraklı. Okumaya çok merak, çok iştiyakı var. Yani gece geç saatlere kadar uykularını feda edip hep kitapla meşgul oluyor. Şimdi böyle yapınca tabii Ali Haydar Efendi ne diyor? Hani yapma etme bak gözünü bozacaksın Hı. efendim. Yok. Bak ne diyor? Oğlum Mahmut şimdi çok çalış. İleride diyor kitap okumaya vakit bulamayacaksın diyor. Hı. Ve böyle diyerek ne yapıyor? Daha da teşvik ediyor. Çünkü Adeta bir kitap kurdu. Ali Haydar Efendi de öyle. Acayip bir kitap efendim, okuma sevdası olan bir şahsiyet. Hatta alnında yara varmış. Oğlu da soruyor, baba bu, bu yara ne alnındaki? Sen diyor savaşa falan mı katıldın, oradan mı kaldı? Yok evladım diyor. Yani medresede uykularını bile feda ediyor. O kadar ders çalışıyor ki. Hani uyku geldi ne yapacak? Ne yaparsın uykun gelince? E, yatar uyursun. Yok yatmıyor. Uykum kaçsın da dersten geri kalmayayım, dersime çalışayım diye. Rahlenin üzerine bir bıçak koyarmış, alnını dayarmış ki biraz böyle kafa gidecek olsa hemen uyanayım diye. Dolayısıyla tabii uykusuzluk devamlı ders. Bu sefer ne oluyor? Bazen efendim demek kafa gidiyor geliyor. İşte orada demek bir keresinde efendim bayağı bir uyku demek galip geliyor orada yara oluyor yani. Yara varmış mübareğin. Dolayısıyla efendi babamız da öyle. Efendi hazretlerimiz de öyle. Yani uykularını feda etmişler. Ee, o kitaplarla haşır neşir olmuşlar. Biz tabi e, Ümraniye'de okuduğumuz zaman hmm. ya tabi 1991'ler, 92'ler, 93'ler 95'lere kadar diyeyim o sıralarda efendi hazretlerimiz... iki haftada bir gelirdi. Dolayısıyla e, sohbet ederdi. Sıf talebeyi ulum vardı orada. Mektubat okurdu mesela işte. Tabi mektubat okurlardı. Efendi Hazretlerimiz e, mana verirdi, anlatırdı. Ezbere bilirdi mektubatı. Hatta hocalarımız okuyor diyelim. Tabi heyecandan Efendi Hazretlerimizin olması. Hmm. Onun yanında da mektubat okumak. Orada Kolay diyelim şey çıkaramadı mı? Efendi Hazretlerimiz cevap verirdi. Şöyle olacak diye. Sonra şaka yapardı. Ben buradan görüyorum, sen oradan göremiyorsun hmm. diye. Ve buyururdu ki biz derdi mektubatın içerisinde, mektubatta pirenin, koyunun postunda dolaştığı gibi dolaştık derdi. Yani öylesine inceden ipliğe Hı. efendim her yerini okumuş ezberlemiş ki işte o efendi babamızın o verdiği derslerle o kitap mütalalarıyla uykularını feda ederek işte bu kitaplara böylesine eğilmekle efendim e, efendi aslerimiz hep ezberlemiş o kitapları. Yine bununla alakalı tabi Ali Haydar Efendi Kulsesirun'un kıymetli oğlu diyor ki babam diyor muhterem Mahmut Efendi ile İsmet efendi dergahındaki özel evvel odasında, halvet hanesinde diyelim. Sabah namazından sonra kuşluk vaktine kadar hep beraberdi. Hep onu ne yapıyor, yetiştiriyor, öğretiyor. Ve diyor ki bana da derdi ki oğlum görüyorsun ki bende olan her şeyi aktarıyorum. Fakat bunu tedricen yapıyorum ki onu sürekli müşahede altında tutayım. Manevi aleme ait malumatın birden kazanılmasına hiçbir akıl tahammül edemez diyor. Bu Ali Efe, e, Haydar Efendi oğlu hı hı. ifade ediyor. Yani babamla diyor muhterem Mahmut Efendi, Hazretlerimiz Kudsesir Ruhu, e, İsmet Efendi dergahında özel halvethanesinde her sabah kuşluk vaktine kadar beraberdi. Hı hı. Ve oğluna da diyor ki işte diyor onu diyor manen tedricen ne yapıyorum, yetiştiriyorum diyor. Yani dolayısıyla efendi Hazretlerimiz Ali Haydar Efendi ile böylesine yani özel e, anları demek yaşamış böylesine efendim o büyük zatın e, gönlünde ne varsa demek ki almış o da Ali Haydar Efendi ondan hepsini e, aktarmış. Yani efendi hazretlerimiz demek ki e, Ali Haydar Efendi ile onun özel Efendim halvet hanesinde her gün sabah namazından kuşluk vaktine kadar demek ki yani hep kitap mütalası var. Manen adeta o feyizle yoğuruyor. Efendi hazretlerimize yetiştiriyor. Ama ne dedi bakın oğluna? Diyor ki çünkü diyor bunu diyor tedricen veriyorum. Çünkü efendim bu e, manevi aleme ait malumatın birden kazanılmasına hiçbir akıl tahammül edemez diyor. Ve devam ediyor diyor ki zira babama diyor sekir halinde olan şeyhler gelirdi diyor. Sekir halinde yani sekir manevi sarhoşluk hı hı. halinde olan şeyhler gelirdi. Onlara yedi gün Evrad-ı Bahiy'i okur ve Allah'ın izniyle iyileşirlerdi diyor. Hı hı. Çünkü bu manevi ağırlık değil mi? Yani bu da bir e, kalp doktorlarının tedavi edeceği bir durum. Mesela e, daha önceki tabii çok önce Ali Rahmet Yeni anlatmıştık. Onun lakabı Azizan'dır. Azizan, iki Aziz demek Şimdi e, iki aziz demesinin denilmesinin sebebi de e, bir gün tabi Ali Ramtiyeni Hazretlerine, Azizan Hazretlerine önemli bir misafir geliyor. Tabi bu önemli misafir geliyor ama şimdiki onların evleri şimdiki evler gibi değil. Yani şu anda en fakirin evinde bir haftalık erzak yiyecek vardır. Mübarek diyor ki o anda diyor ikram edeceğim hiçbir şey yok diyor. E şimdi misafire de ikram etmek lazım. Önemli de bir misafir. O anda Kapı çalınıyor. Bakıyor mürid adından bir delikanlı. Elinde bir sofra. Donatmış. Efendi Hazretleri gönlümden geçti. Lütfen kabul buyurun diyor. Teşekkür ediyor. Alıyor sofrayı. Ve efendim misafirlerine yediriyor, ikram ediyor. Ve onları uğurluyor. Uğurladıktan sonra o sofra getiren delikanlıyı çağırttırıyor. Gelsin bakalım diyor. O da geliyor. Belki de korkmuştur. Eyvah bir şey mi yaptım hmm. acaba? Acaba bir yanlışlık mı yaptık, edepsizlik mi ettik? Fakat Ali Ramdeni Hazretleri diyor ki, evladım diyor. Sıkıntılı bir anımızda imdadımıza yetiştin diyor. Şimdi bizden ne istiyorsan iste. Çünkü hacet kapısı şu anda açık diyor. Bak o da şimdi ne uyanık. Yani ev mi, araba mı, huzur mu, saadet mi, ne? Ne istiyorsan işte şu anda hacet kapısı açık. Öyle deyince o da diyor ki Efendim diyor, ilimde ve evliyalık makamında size benzemekten başka hiçbir arzum yok diyor. Hem ilimde tamam. hem de onun manevi makamı neyse onu istiyor. Bunun üzerine Ali Ramteni Hazretleri dedi ki evladım çok ağır bir yük istedin dedi. Bu yükü kaldıramaz altında kalırsın. Öyle dedi ama o ısrar etti efendim tek muradım sizin gibi olmaktır. Başka hiçbir şey beni teselli etmez dedi. Öyle deyince bu sefer onu özel halve tanesini aldı. Efendim alnını alnına dayadı. Ona teveccüh etti. Ve işte onu orada bir anda verdi işte orada. Tabi özel teveccühle o genç bir teala Ali Ramteli Hazretleri'nin derecelerine kavuştu. Hatta zahiren de ona benzedi. Hmm. Zahiri de benzedi. Hatta uzaktan geldiği zaman efendim Şeyh Efendi geliyor diye kalkıyorlar, abi de bakıyorlar, değilmiş. Ama ne oldu? Ha, şunu da arz edeyim. Yani Ali Ramzeni Hazretlerine zahiren de benzediği için iki tane ondan oldu ya, adeta ondan azizan, iki aziz hmm. manasına böyle bir efendim bu şekilde hitap edildi. E tabi o da o gençte bu olaydan sonra bir sekir hali arız oldu. Yani sekir hali, manevi sarhoşluk hali. Dolayısıyla bu delikanlı da aşağı yukarı işte, takriben 40 gün kadar böyle bir manevi sarhoşluk halinde dolaştı. Ondan sonra da vefat etti, hakkın rahmetine kavuştu. Yani bu iş ağırlık, manevi ağırlık herkes kaldıramayabilir yani. Bir manevi hal gelir, bir yere gelirsin, bir yerde takılırsın, bir derecede. Mesela şimdi işte Ali Rahmet Hazretleri deyince e, bu Hallacı Mansur'un meselesi var. Enel Hak demişti mesela. Evet. Enel Hak dedi. Yani ben hakkım. Aslında zahiren baktığın zaman nedir? Küfür sözüdür. Ama küfür söz derken ben hakkım derken ben Allah'ım haşa. E ama şimdi öyle diyen adam namaz kılar mı? Bakıyorsun alnını secdeden kaldırmıyor. Evet. Namaz kılıyor. Yani burada bir durum var demek ki. Yani Firavun'un e, ben ilahım demesiyle Hallacı masum demesi aynı, aynı değil. Şey. Niye? E birisi, Efendim, Ve ene rabbukumul ala diyor. Haşa, ben sizden bir büyük Rabbinizim diyor. Niye diyor? Kendinden başka bir şey görmüyor. Öyle bir gurur, öyle bir kibir. Allah kitap tanımıyor. Kendinden başkasını görmüyor. Böyle diyor. Ama Hallacı Masur, Allah'tan başkasını görmüyor. Böyle diyor. Çünkü yani, Hani görmek var, efendim işitmek var, efendime söyleyeyim konuşmak var. Hep bunlar nedir? Mevla'nın subuti sıfatlarıdır. Hı hı. Yani Mevla'nın subuti sıfatlarını sayarken ne diyoruz? Bu sıfatlardan Allah yarattıklarına da lütfetmiştir. Hı hı. Mesela kelam sıfatı bizde de var mı? Var. Ama Mevla'nın kelam sıfatına benzer mi? Ben Asla. Benzemez. Efendim, efendim basar sıfatı. Mevla'nın basar sıfatı elbette var. Ama bizim de var. Değil mi? Bize de vermiş. Ama tabii nedir? Mevla Teala Celle Celaluhu yani görmek için bir uzva ihtiyaç duymaz. Hmm. Konuşmak mesela kelam sıfatı öyle bir saut ses, harf, kelime dil, Bunlara ihtiyaç duymaz Mevla. Dolayısıyla e şimdi o da düşünüyor mesela diyelim basar sıfatı Mevla'dan. Onu Mevla'ya versen. Kelam sıfatı Mevla'dan onu versen. Semiha sıfatı Mevla'dan onu versen. Ver 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 Geriye ne kaldı? Hiç kaldı. Ben ben diye bir şey yok ki diyor. Hak var, Allah var diyor. Dolayısıyla enel hak ben hakkım derken yani ben yokum, hak var demek istiyor. Allah'tan başkasını görmediği için böyle söylüyor ve ama tabii zahiri söz küfür sözü olduğu için ne yaptılar? İdam ettiler. Dolayısıyla şimdi Ali Rıza Hazretleri ne diyor? Eğer diyor, o diyor, Abdülkalik Ucvan Hazretleri'nin diyor, talebelerinden birinin zamanında yaşasaydı diyor, idam edilmezdi diyor. Onu o makamdan çıkarırdı diyor. Aslında kendini de işaret ediyor. Ben demiyor da Abdülkalik Ucvan Hazretleri'nin talebelerinden, o da bu yolun yolcularından, Hacegan yolundan. Dolayısıyla bakın, burada da ne var? Bir makam. Orada ne yaptı demek? Takıldı. Ama yani kamil bir mürşit demek ki, işte bu yolun aslanları ne yapar? O e, efendim şeyi e, o makamı geçirtir. Teveccühle, verece dersle, manevi efendim operasyonla. Çünkü onlar nedir? Onlar tabiptir, tabip. Onlar etibbâül kulüptür. Kalplerin doktorlarıdır. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken bazen ne diyoruz? Hani salavat getirmek. Sallu aleyh. Tabibi kulübüne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kalplerin tabibi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat et diyoruz. Hmm. E şimdi el ulema ve reddetü'l enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Dolayısıyla peygamberler para, pul, dinar bırakmazlar. Onlar ne bırakır? Onların bıraktığı ilimdir. Onların bıraktığı işte yani veraset e, yoluyla bu e, kalp tabipliği de ne yapmıştır? bu büyük zatlara intikal etmiştir. Onlar da kalplerin doktorlarıdır. Onlar onlar ruhun maneviyatın doktorlarıdır. Dolayısıyla işte efendi babamız Ali Haydar efendi de bakın bak bazı şeyhler geldi geliyor diyor. Efendi Hazretimizin oğlu söylüyor. E, sekir halinde gelenler yani belki de onlar da tabii şeyhtir ama nakıs olabilirler. Çünkü, çünkü mesela mürşit vardır, kamildir, mükemmildir. Dolayısıyla mürşit vardır, nakıstır. Kamil değildir. İşte Efendi babamız ne yapıyor onları? Hem evrad-ı bahayı okuyor hem de o büyüklerin nazarları şifadır, kelamları devadır. Demek ki o teveccühle, bakışla, kelamlarıyla bir de o evrad-ı bahayı okuyarak manevi tesirle o demek ki e, sekir halinden böylece tabii efendim kurtarıyor onları da. Yani işte onun için birden bunların verilmesine... Her akıl tahammül edemez e, diyor ve Efendi Hazretlerimizi öyle her gün demek Peyder Pey yani az da bir zaman değil aslında evet. değil mi şimdi böyle bir Efendim Allah dostlarıyla bir an bile bulunsan Hı -hı. yani onların bir nazarlarıyla ne büyük adam olabilirsin ama her gün sabah namazından sonra kuşluk vaktine kadar nasıl bir terbiye nasıl bir yoğurma nasıl bir istikbale hazırlama ya işte işte bu günlere Efendi Hazretlerini hazırlıyor. Efendi Hazretlerinin, Efendim o aldığı manevi, Efendim emaneti nerelere getirdiği, ne büyük başarılara imza attığını şöyle bir bak, gör yani. Ali Kayılar Efendi Hazretlerimiz e, diyor ki, oğlum Mahmut, seni bir seni bir şey emretsem de sen de hemen onu yapsan arzusunda olduğunu görüyorum. Ya yani bunlar böyle çok önemli ifadeler aslında hmm. Oğlum mahmut diyor seni sana bir şey emretsen de sen de hemen onu yapsan arzunda olduğunu görüyorum diyor yani ne dediyse zaten harfiyen yapıyor evet. ne söylediyse hiç ikiletmeden yapıyor Hatta yine bir şey söylese de onu da yapsam Yani bu söz tutmak var ya çok acayip bir şey yani buradan Efendi babamızın ifadesiyle yani efendi hazretlerimizin, üstadının ifadesiyle efendi hazretlerimizin ne kadar söz tuttuğu ortaya çıkıyor. Dediklerini zaten yapıyor da, yine bir şey dese de onu da yapsam Olur. arusunda görüyorum. Asla nasıl böyle demek ki? Bir şey dese de yapsam yani. Bunu karşıya, bu duyguyu karşıya geçirmiş. Olur. Efendi babamız bunu bak onun tavrından anlıyor. Çünkü söz tutmak çok önemli. Söz tutmak var ya. Ne diyor bakın meşayaktan bir zat. Altı ay diyor, az yedim, az içtim, az uyudum, baktım bir karış mesafe almamışım diyor. Anladım ki şeyhimin sözünü tutmaktan başka hiçbir şey beni yükseltmiyor. Yani manevi mertebeler mi kazanmak istiyorsun? Laf dinleyeceksin. Söz dinleyeceksin. Üstadın ne diyorsa onu yap, korkma. Şunu yap diyor, yap. Korkma. Bidnillahi Teala. Çünkü bakın yani hatta Şahin Hazretleri'nin e, hayatını anlatırken yine buraya temas etmiştik. E, yani söz tutmayla alakalı hakikaten önemli. Şahin Hazretleri Molla Necmettin var onun muhibbanından, müridanından biri. Ona diyor ki Molla Necmettin ne dersem yapar mısın diyor. Ne dersen yaparım efendi hasteri diyor. Peki diyor o zaman diyor filan eve gideceksin. O evin arkadan bir yerden şuradan gireceksin. Orada diyor, kıymetli kumaşlar var diyor. O kumaşları al getir diyor. Öyle deyince, vallahi Necmettin birden duruyor. Efendi Hazretleri ne olur diyor, beni bu konuda mazur görün diyor. Ben diyor bunu yapamam diyor. Çünkü diyor bu hırsızlığa girer diyor. Birinin evinden diyor, onun haberi olmadan bunları almak hırsızlığa girer. Hırsızlık da kul hakkına girer. E, kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmak istemem efendi hasteri. Onun için bu konuda beni mazur görün diyor. Öyle deyince tabii Şanakşıbet Hazretleri de buyuruyor ki madem diyor ey Molla Necmettin bizim lafımızı dinlemiyorsun öyleyse meclisimizi terk et diyor. Öyle buyurunca Molla Necmettin de şaşırdı millet de şaşırdı. Belki aferin bekliyordu. Öyle deyince Molla Necmettin düştü bayıldı. Sonra tabii diğer ileri gelen müridan hatırlı efendim kimseler Şahin Akşıver hastane dediler, Efendi Hazretleri bu dediler yani ne olur affet bunu bu aslında edepsizlik için demedi ama belki böyle imtihan olunduğunu zannetmiş olabilir. Ha, alırsa kaybettin hmm. imtihanı mı diyecek acaba? İyi de Şeyh Efendi sana niye ters köşe yapsın ki? Sana diyor git al. Sen de git al. Niye yaptın? Al dedin aldım. Değil mi? Evet. Ama orada ne yapıyorsun? Bak hemen yorum. Tevil. Ama bu işte çalmak olur bilmem ne olur. Ya sen niye kendi kendine böyle diyorsun? Sana şeyhin haram olan bir şeyi yap der mi? Şerati böylesine kılı kırk yararcasına yaşayan, böylesine sünnet-i seniyyeyi ihya eden, böylesine sen boş ver haram bir lokma yemeyi, gadaplı olan birinin yaptığı bile yemiyor ki onun gadabı bize de geçer. Bu kadar hassas bir veli sana hırsızlık yap der mi? Sen niye mantık yürütüyorsun? Ah bu, çok akıllıyız ya, çok akıllıyız ya. Felsefeler, yorumlar, akıl yürütmeler. Halbuki bu kadar basit. Yapacaksın ya. Yap dedim yap. Bir hoca efendi medreseye girerken demiş hocam şartlarınız neler ona göre gireyim yani. Demiş ki evladım tek şartımız söz tutmak. Söz dinlemek yani. Aa öyle mi ya? Oo, bundan kolay ne var? Tamam demiş. Sonradan ne diyor? söz dinlemekten, söz tutmaktan daha zor bir şey yokmuş. Bu nefis. Akıl yürütür, felsefe yapar, yorum yapar, acaba der, neden der, nasıl der, niçin der, ne var? Söz tutmamaya bin türlü bahane arar. Dolayısıyla işte o efendim ileri gelen müridanından da dediler Efendi Hazretleri affet. Affetti onu. Neyse daha sonra kalktılar efendim ee, yolda gidiyorlar ve tabi e, Semerkant Vadisi'ne doğru şöyle inerken birkaç tane müridine dedi ki bak şu eve gidin, girin arka taraftan, orada kıymetli kumaşlar var, onları alın, muhafazalı bir yere koyun. Onlar da gittiler, Efendi Aleyhisseleri emrinin yerine getirdik. Aradan epey bir zaman geçti. Orada affedersin sokak köpekleri havlamaya başladı bir şeyler oldu filan. Tabi Şahin ben dersleri dedi ki orada köpek havlamaları filan duyulunca vallahi Necmettin birkaç kişiyi al da git bakalım neler oluyor neler bitiyor orada. O da gitti efendim baktı ki duvarı kırmışlar, yıkmışlar, hırsızlar, girmişler ne var, ne var ne yok çalmış götürmüşler. Geldi olduğu gibi anlattı. Anlatınca mesele anlaşıldı. O ev Salih bir kimsenin yani medreselere de talebelere de yardımı var. Adam da kumaş tüccarı. Getirmiş kumaşları oraya koymuş. E birine demek satacak, edecek, ne yapacak yarında onları. Benim verecek. E akşamdan hırsızlar da demek haber mi alıyor? Ne yapıyor? Onları çalacaklar. Adamı büyük bir zarara sokacaklar. Hepsinden önemlisi adam sözünde duramayacak. Malları teslim edemeyecek vesaire. Dolayısıyla Şahnakçıvan asker ne yapıyor? Efendim o adamın zarara uğrama, uğramasına böylece engel olmuş oluyor. Ertesi gün olunca da müritlerine diyor ki gidin kumaşları götürün. Deyin ki bizim efendim ihvanımızdan bazı kardeşlerimiz geçerken duruma vakıf olmuşlar. Bunları da kurtarmışlar. Ve adam da ne kadar seviniyor, ne kadar mutlu oluyor. Ve böylece tabii buradan ne anlaşılıyor? Molla Necmettin'in o akıl yürütmesi ne kadar yanlış olduğu, şeytanın vesvesesi olduğu efendim, ortaya çıkıyor. Şahin Akşifen buyuruyor? Aslında diyor çok büyük makamlar, çok büyük sırlar elde edecektin ama neyle yelim ki nasibin değilmiş diyor yani. Neyle olacakmış bu? Söz, söz tutmak. Yani. Söz tutmak. Evet namazını kılacaksın, evet zikrini yapacaksın, evet haramlardan kaçacaksın, evet şeriatı yaşayacaksın ama söz tutacaksın. Şu nefsi adam etmek için. He? Manen terbiye olmak için. Madem bu yola girdik, o fenafillah ve kabillah derecelerine ulaşabilmek için o mürşidini, üstadını, kamil Şeyh'ini dinleyeceksin. Başka çare yok. İşte burada, yani ne anlıyoruz bakın? Efendi babamızın ifadesiyle. Yani diyor ki oğlum Mahmud seni bir şey emretsem de he? sen de hemen onu yapsan arzusunda olduğunu görüyorum. Yani şeyhini harfiyen dinlemiş, verilen vazifeleri Efendi Hazretleri bir hakkın yerine getirmiş. Tabii üstün kabiliyetiyle, istidadıyla, gayretiyle nice makamlar aşıp seyri sülükünü efendim, tamamlayarak yüksek makamlar sahibi olmuş Efendi Hazretlerimizde. Böylece Ali Haydar Efendi, Kuddisesi ruhu kendinden sonra manevi emaneti teslim edeceği halefini böylece gece demeden gündüz demeden yetiştirdi. İrşada hazırladı. Artık manevi emaneti gönül rahatlığıyla tevdi edebilirdi. Evet hocam burada tabii vaktimizin sonuna geldik devam edeceğiz inşallah. Büyük bir şükürle zevkle dinliyoruz anlatırken ve onların da o hayatlarındaki o sevgi muhabbetten de büyük bereket alıyoruz inşallah. Ee, devam edeceğiz. İnşallah. Ee, önümüzdeki haftaki programımızda inşallah yine kaldığımız yerden Mahmut Efendi Hazretlerimiz ve Ali Haydar Efendi Hazretleri arasındaki o sevgi muhabbeti inşallah sizlerden i̇nşallah. dinleyeceğiz. Aslında canım. bu hafta yani evet. ...konu biter diye düşünüyordum. Hı hı. Buradan tabii Efendi Hazretlerimizi de tabii anlatırız diye düşünüyordum ama... ...tabii konu konuyu açıyor, Allah mevzular Türkçe bereketleniyor. bereketleniyor. Yani. Onun için e, inşallah haftaya e, Ali Haydar Efendi Hazretlerinin vefatı ve... Efendi Hazretlerimizin manevi emaneti devralması ve Efendi Hazretlerimizin de hizmetleri evet. e, çok önemli. İnşallah önümüzdeki sohbetimizde de Efendi Hazretlerimizin o eşsiz efendim, e, hizmetleriyle hitama erdirmiş oluruz. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Çok inşallah. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de vaktimizin sonuna geldik. İnşallah hafta yine Altın Silsile programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın. بسم الله الرحمن الرحيم هذه سلسله الذهب قدس الله تعالى اسرارهم وامدنا الله بشفاعتهم امين سيدنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولانا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مولانا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. مولانا قاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. مولانا جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالى عنهما. مولانا ابو يزيد البسطامي قدس سره. مولانا أبو الحسن الخرقاني قدس سره. مولانا أبو علي الفارمدي قدس سره. مولانا يوسف الهمداني قدس سره. مولانا عبد الخالق الغجدواني قدس سره. مولانا عارف الريوكري قدس سره. مولانا محمود الإنجيل فغنوي قدّس سره، مولانا خواج علي الرامي تني قدّس سره، مولانا محمد باب السماسي قدّس سره، مولانا خواج أمير كل القدّس سره. مولانا وسيدنا امام الطريقه الخواج محمد بهاء الدين شاه نقش بند البخاري قدس سره مولانا علاء الدين العطار قدس سره مولانا يعقوب الشرخ الحصاري قدس سره مولانا عبيد الله الاحرار السمرقندي قدس سره مولانا محمد الزاهد قدس سره مولانا درش محمد قدس سره مولانا خواجك السمرقني قدس سره مولانا محمد الباقي قدس سره مولانا احمد الفاروق السرهندي المعروف بالامام الرباني مجدد الالف الثاني قدس سره مولانا محمد المعصوم السرهندي قدس سره مولانا سيف الدين ابو البركات احمد قدس سره مولانا محمد البداوني سيد نور قدس سره مولانا حبيب الله جان جانان المظهر قدس سره. مولانا عبد الله الدهلوي قدس سره. مولانا محمد خالد ضياء الدين قدس سره. مولانا عبد الله المجابر في بلد الله قدس سره. مولانا محمد مصطفى عصمة غريب الله قدس سره مولانا خليل نور الله الزغروي قدس سره مولانا علي رضا البزاز قدس سره مولانا علي حيدر الأخسخوي قدس سره حضرة مولانا الشيخ محمود النقشبند المجدد الخالدي قدس سره